Herkese merhabalar. LGS'ye son 73 gün. Gerçekten çok değerli zamanlardayız. Çok altın zamanlardayız. Şu anda öğrendiğimiz her bir konu zihnimizde kalıyor. Şu anda yaptığımız her bir yanlışın doğru çözümü gerçek sınavda karşımıza çıktığında kesinlikle yine inşallah doğru olacak. Dolayısıyla şu anda yaptığımız çalışmalara daha dikkatli bir şekilde, daha özenli bir şekilde, daha gayretli bir şekilde devam etmeliyiz ve ardından da güzel sonuçları beklemeliyiz. Günün sözüne baktığımızda Robert Collier diye bir vatandaş diyor ki: "Başarı her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Hani bizim de bir atasözümüz var. Damlaya damlaya göl olur. Şu anda siz her gün yeni sorular çözerek, her gün yeni yanlışlar yapıp bunların doğrularını öğrenerek esasında küçük küçük tecrübeler ediniyorsunuz. Ve bu tecrübe gerçekten satın alamayacak bir tecrübe. Yani siz bu tecrübelerle ya ben bu soruyu yanlış yapmıştım artık yapmayacağım. Ben bunu öğrenmiştim artık unutmayacağım şeklinde gerçek sınava girdiğinizde de bu tecrübelerin karşılığını alacaksınız. Zaten çalışkan öğrencilerin en büyük artısı o. Çalışıyor, hatalarını görüyor, yanlış görüyor, doğrularını öğreniyor ve sınava geldiğinde ona benzer bir soru geldiğinde diyor ki ben bunu hatırlıyorum. Bu böyle değildi. Buna dikkat etmem lazım diyor ve yanlış yapmıyor. İşte başarı bu şekilde geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda yaptığınız yanlışlardan asla endişelenmemelisiniz. Şu anda yaptığınız yanlışların üzerine giderek, daha da daha da çalışarak, daha da gayret göstererek sonuçlarınızı elde etmelisiniz. Günün yorumuna baktığımızda Nazlı Koç ki 135 beğeni almış. Hocam ben de en az 6 saat çalışıyorum ama denemeye girdiğinde güzel sonuç alamıyorum. Oysa ki çok çabalıyorum ama karşılığı yok. Sizce ne yapmalıyım hocam bana yardım edin. Şimdi denemelerle alakalı 3 temel kuralımız var. Birincisi daha doğrusu 3 önemli haberimiz var. Birincisi arkadaşlar deneme taktikleriyle alakalı videolarımızı mutlaka izleyin. Yani denemelerde öncelikle öncelikle gerçek bir deneme gibi çözmeniz gerekiyor. Yani diyelim ki mesela yakın bir zamanda 27 Mart'ta biliyorsunuz. Türkiye genel denememiz var. Bunu tüm Tonguç kitapçılarından alıp çözebilirsiniz. Bu denemeyi çözerken 27 Mart'ta beraber YouTube kanalımızı, Tonguç Akademi YouTube kanalında beraber çözeceğiz. Orası kesin. Ama onun harici siz kendiniz evde bir deneme çözüyorsunuz diyelim ki. Burayı açtınız. Böyle ha, baktınız. Bir kontrol ettiniz. Bunu yapmalısınız. Ardından deneme ortamı hazırlamalısınız. Yani yanınızda cep telefonunuz varsa onu odanın dışına çıkarmalısınız. Yanınızda kitaplar varsa onları odanın dışına çıkarmalısınız. Dikkatinizi dağıtabilecek her şeyden uzaklaştıktan sonra Anne baba ben birazdan denemeye giriyorum. Lütfen beni belli bir süre rahatsız etmeyin demelisiniz ve denemeye tam konsantre bir şekilde başlamalısınız. Deneme esnasında yaptığınız takıldığınız sorular olabilir. Diyelim ki bir soruya takıldınız. Bu takıldığınız soruyu yuvarlak için al. Böyle kocaman işaret koyarak değil. Yuvarlak için alıp sonradan geri dönmelisiniz. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar hatırlarsanız? antefısı ya da turlama taktiği diyorduk. Yani antep fıstığını yerken açıkları yersin, kapalıları sona bırakırsın. En son kapalı kalan dişini açacak olanları en sona bırakırsın. O dişini açacak olanları en başta bitirsen ne olur? Diğerlerinden keyif alamazsın, lezzet alamazsın. Bu ne ya dersin. Dolayısıyla ilk başta yapabileceğimiz soruları yapıyoruz. Sayısal da eğer şimdiye kadar farklı bir şey yapmadıysanız öncelikle matematik gelmesine rağmen önce fenden başlıyoruz. Çünkü fendeki sorular matematiğe göre daha az seçici, daha az e, zorlayıcı. Dolayısıyla matematikten başladığımızda böyle zorlanıp moralimiz bozulabilir. 20 tane fen sorusunda yapabileceğimiz de yapamayabiliriz. Dolayısıyla 20 fen sorusunu güzelce yapıyoruz. Ardından matematiğe geçiyoruz. Bunlarla alakalı mutlaka taktik videolarımızı izleyin. Ayrıca ikinci haberimiz ise mutlaka bu Türkiye genel denemesine girin arkadaşlar. Bu Türkiye genel denemesi tam da LGS standartlarına sizler için hazırlandı. Yapacağınız yanlışların, yapacağınız hataların doğru çözümleri eklendi. İçine gerçek optik form da eklendi. Buradan optik formla çözeceksiniz. Ve aynı zamanda 27 Mart günü hep beraber çözeceğiz. Ha sen şu anda Tonguç Kitapçısı'ndan gidip alıp kendine çözebilirsin. Ardından da Türkiye geneli sıralamanızı öğreneceksiniz. Yani ben giren öğrenciler içerisinde beş yanlış yaptım ama acaba herkes de mi beş yanlış yaptı? Acaba herkes daha az mı yanlış yaptı, daha çok mu yanlış yaptı? Bunu görüp Türkiye sıralamanızda bu Türkiye genel deneme sayesinde göreceksiniz. Üçüncü ve son müjdemizi verelim arkadaşlar. Burada da esasında günün kaynağından bahsetmek istiyoruz. Doz denemeleri. Doz denemeleri neden önemli? Çünkü biliyorsunuz ki bize LGS'de 50 tane sözel 40 tane sayısal olmak üzere 90 soru sorulacak. Fakat öğrenciler az önce söylediğimiz sebeplerden dolayı yanlış yaptıklarında bu yanlışların üzerine analizlerle gitmek yerine bazen vazgeçiyorlar. Biz de dedik ki öğrencilere bir mucizevi bir kitap yapalım. Yani nasıl bir kitap yapalım? İlk başta sanki LGS'de 90 soru değil de 9 soru çıkacakmış gibi düşünelim. Nasıl yani 9 soru çıkmıyor ki hocam? Evet biz 9 soru çıkacakmış gibi düşünelim. Ve bu 9 soruluk denemelerle başlayalım. Yani 9.1 denemesi yani 9.1'lik doğru. Peki 9 tane soru çıkarsa 20 tane Türkçe çıkıyorsa kaç Türkçe iner? 2 Türkçe iner. O zaman 2 tane Türkçe koyduk. 10 inkılap 1 inkılap iner. 10 din 1 dine iner. Çünkü o, e, biliyorsunuz ki 90'ı 10'a böldüğünüzde 9, 10'u 10'a böldüğünüzde 1. Ardından matematikten 2 soru, fenden 2 soru koyduk. Bakın her şeyi 10'a böldük. Bu şekilde 9.1, 9.2, 9.3 bu şekilde denemeleri çözmeye başladı öğrenci. 9'luk denemeler çözüyor. Ama hocam gerçek sınav 9'luk çıkmıyor ki. Ama deneme taktiği öğreniyoruz. Sonra 18'lik dozlara geçtik. Niye hocam? Bu sefer 2. Bu sefer yani 5'e bölüyoruz. 5'e ee, böldüğümüzde de bu sefer ne oluyor? Ee, yani Türkçeden 2 değil 4 soru koyduk. Normalde 20 soru çıkıyordu. 20 bölü 5 ne eder? 4'e. 4 soru koyduk. Aynı oranda Matematikte de 4 soru, fende de 4 soru. 18'likler bittikten sonra bak yavaş yavaş dozajı artırıyoruz. Doz denemelerinin ismi buradan geliyor. Tabi buradaki her bir sorunun yanlışını da karekodla uzman hocalardan dinleyebiliyorsunuz. Ve her bir denemenin de analizi var. Yani sen diyelim ki bu soruyu yanlış yaptın ya. 11. soruyu yanlış yaptım değil. 11. soru matematikte neyle alakalıysa mesela diyelim ki neyle alakalıymış atıyorum. Prizmalar ve açınımları alakalı. Bununla alakalı analiz yapmanızı sağlıyoruz. Ardından da 36'lık dozlar. Oo yavaş yavaş bak gittikçe artıyor görüyorsunuz 36'lık dozdan sonra Neler geliyor? Ardından 72'lik dozlar. Bak hala 90 soruya ulaşmadık. Ama hocam LGS 90 soru olsun. Biz yavaş yavaş adım adım temelden ortaya soruları çözdüğümüz gibi denemeyi de bu şekilde adımlandırdık sizler için. Sonra 72'likten sonra artık gerçek dozlar. Yani 90'lık denemeler. Bunlar gerçek deneme zaten. Bu 90'lık denemeleri de çözdüğünüzde tam anlamıyla artık LGS'deki deneme tarzına, LGS'nin sorularına hazırlanmış oluyorsunuz. Dolayısıyla buradaki denemeler bakın tekrar sayıyorum. Burada toplam kaç tane deneme olmuş oluyor? 2, 4, 6, aynı zamanda 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ardından sayıyorum 24 tane deneme var. Ama bu denemelerin hepsi 90'lık mı? Hayır. Sadece... iki tanesi 90'lık. Diğerleri 72'lik var, 36'lık var, 18'lik var, 9'luk var. Bu denemelerin hepsini çözdüğünüzde sözelde ve sayısalda tam anlamıyla e, LGS'yi tam anlamıyla çözmüş, tam anlamıyla bitirmiş olacaksınız. Ve şu da önemli, kademeli artan bu sınav denemeleri sayesinde kendinizi esasında sıkılmaktan da kurtulacaksınız. Çünkü bazen hadi 20 tane Türkçe sorusu çöz dediği zaman öğrencinin canı sıkılıyor. Ama 18 tane deneme çöz, 18 soruluk deneme çöz. Nasıl yani? Deneme her şeyden bir ikişer, ikişer, birer, ikişer var dediğinde daha keyifli hale geliyor arkadaşlar. Günün okuluna baktığımızda ise Bursa Osman Gazi, Bursa Erkek Lisesi. Burada arkadaşlar yine sizler için çok güzel bir şekilde temizliği yaptılar. Okulu hazırladılar, bekliyorlar. Üç mimarlık, diş hekimliği, hukuk, mühendislik. Zaten Türkiye'nin bütün ilk öğretim okullarından dersine çalışan öğrenci, LGS'yi yapan öğrenci, iyi fen liselerine, anadolu liselerine gidebiliyorsa... ...Türkiye'nin bütün liselerinden de... Türkiye'nin bütün üniversitelerine gidebilirsiniz. Ama tabii ki biz sizlerin daha iyi liselerde, daha nitelikli liselerde, daha fazla çalışkan öğrencinin olduğu liselerde okumanızı istediğimiz için bu sınava çalışmanızı istiyoruz ve gayret gösterin diyoruz. Mutlaka son kez uyarım bir kez yapıyorum. ...Türkiye Genel LGS denemesini Tonguç Kitapçılarından isteyin. 27 Mart günü beraber çözelim. Öncesinde de çözebilirsiniz. Ama 27 Mart'ta beraber çözdükten sonra arkadaşlar... ...LGS'ye girecekler arasındaki sıralamanızı öğrenmiş oluyorsunuz. Yaptığınız yanlışlara göre kendinizi kontrol etmiş oluyorsunuz. Ve ardından da o yanlışları inşallah gerçek LGS'de yapmamak üzere... ...gerçek bir şampiyon olarak sınava giriyorsunuz. Hadi bakalım kendinize iyi bakın arkadaşlar.